Projemin adı depreme dayanıklı ev. Projemin amacı evlerin altına ayarlı sistem koyulması. Deprem esnasında da can kaybını önlemek. Projemin adı yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan köprü ışıkları. Projemin sorunu köprülerde çok fazla olan ışık kirliliği. Bunun için de köprü kulelerine yenilenebilir enerji kaynağı ile çalışan ışıklarımızı döşüyoruz. Projemin adı ütücü gardırop. Tasarımım şu şekilde çalışıyor. Gardırobun üst kısmında suyu buhara dönüştüren bir su tankı, oluşan basınçlı buhar püskürtme aparatları yardımıyla kıyafetlerimize ulaşarak ütüleme işlemini yapmış olur ve zamandan tasarruf sağlamış oluruz. Benim henüz taslak aşamasındaki projemin adı Mini Hava Temizleyicisi. Mini Hava Temizleyicimizi çalıştırarak ortamın havasını temizleyebiliriz. Bu sayede de sağlığımızı korumuş oluruz. Ürünüm istenirse dekoratif hale de getirilebilir. Ben nostaljik radyo şeklinde düşündüm. Projemin ismi Kuşlar Açık Anlası. Rengarenk çubukları kendi zevkime göre silikon tabancasıyla yapıştırdım. İçine plastik şişeden yem kabı hazırladım. Oynamaları için aşağısına da süsler yaptım. Robotlar ve Güneş Artık Daha Yararlı isminde bir proje bu. Bu robotun baş kısmında güneş panelleri bulunacak. Robotlar güneşin en çok olduğu alana gidecekler. Ve bu sayede daha fazla güneş enerjisi elde edilecek. Covid-19 akıllı kol saatini tasarladım. Saatim gün içerisinde ateşimizi ölçecek. Ateşimiz yükseldiği zaman da saatimizin çevresi kırmızı rengi bürünüp alarm vermeye başlayacaktır. Bu sayede yanımızda ateş ölçer taşımamıza da gerek kalmayacak. Covid-19 koronavirüs sona erdiği zaman saat ve ateş ölçer olarak da kullanabiliriz. Tasarladığım maskenin adı Hayat Kurtaran Maske. Kullanılan maskelerin bizleri virüsten koruması için belli sürelerde değiştirilmesi gerekmektedir. Benim tasarımım maskemiz kirlendiği zaman uyarı verip değiştirmemiz gerektiğini sinyal ile belirleyecek. Telefonumuza indirdiğimiz uygulama sayesinde maskemizin kullanılır olup olmadığını görebiliriz. Bugün size teknoloji tasarım için yaptığım projemi anlatacağım. Sarı kabartmayı kaldırmaya, araç park edilme sonucunda oluşan karışıklık nedeniyle engelli arkadaşlarımız yollarını kaybediyor. Bu yüzden ben de bir proje geliştirdim. Kaldırım boyunca olan bu alarmlar sayesinde kimse bu kısımlara park yapamıyor. Benim projem herkesin boyuna göre ayarlanabilen lavabo ve dolap. Kullanıcılar kendi boylarına göre lavaboyu ve dolabı çok kolay bir şekilde yukarı aşağı doğru hareket ettirerek en ergonomik yüksekliğe getirebilirler. El ve yüz yıkama, tıraş olma, saç kesme ve abdest alma gibi tüm işlerimizi boyumuza göre ayarladığımız lavabo sayesinde kolayca yapabiliriz. Ekmek israfını azaltmak için bir proje geliştirdim. Bu tencerenin alt kısmında su ve bu suyu ısıtacak rezistans bulunuyor. Ekmekleri dilimleyip koyuyoruz. Tencereden çıkan ekmekler fırından yeni çıkmış gibi taze ve yumuşacık olacaklar. Gündemimizde şu an koronavirüsü var. Bir sürü yere dokunmalıyız. Asansör tuşları da bunlardan biri. Ben de bu konuya çözüm getirmek istedim. Şu içerideki kısım asansörü istenen yere çalmak için özel mekanizma. Soldaki çocuk bir yere gitmek için asansörde düğmelere dokunmak zorunda. Ama buradaki çocuk sadece 4. kat diyerek istediği kata çıkabiliyor. Sprey dezenfektanlara inovasyon yaptım. Bunun hem burnu hem de ağzı uygulanabilmesi için bir yöntem geliştirdim. Bunu şöyle kullanıyoruz. Burnumuza tıktığımız sırada burun başlığını takıyoruz. Onu çıkarıyoruz ve öz başlığını takıyoruz ve ağzımıza bir pus yapıyoruz ve hastalıklardan kurtulmuş oluyoruz. İlk önce saatimizi, ilaçlarımızı koyuyoruz. Sonrasında kapağı kapatıp ilacımızın içilme saatini belirliyoruz. İlacımızın saati geldiğinde işte bu şekilde otomatik olarak açılıyor. Eğer ilacınızın içilme saatini unutuyorsanız bu saat tam size göre. Koronavirüs nedeniyle maske kullanmamız gerekiyor. Ve bu maskenin ipi kulak arkalarımızı bir müddet sonra acıtabiliyor. Çalışanlarımıza çok büyük sorun yaratabiliyor. Bunun için ben bir çözüm ürettim. İki dişli maske tokası. Bunu maskenin iplerine geçiriyoruz. Böyle maskemizi kulağın önüne alarak artık kulak acımasına son. Yaşlıların bahçeden topladıkları meyve ve sebzeleri boşaltmak için eziyet çektiklerini gördüm. Onun için de bir proje tasarladım. Tasarladığım projede kovanın altındaki kapağı açınca meyvelerin aşağı döküldüğünü görüyorsunuz. Ben görme engelliler için bir baston geliştirdim. Bu bastonun özelliği, bastonun ucundaki sensör ile görme engelli kişinin önündeki engeli algılıyor, sonra bunu kulaklığa iletiyor. Bastonu tutan kişi titreşimi eliyle hissederek önünde bir engel olduğunu anlıyor. Kapı kollarını dezenfekte etmek için geliştirdiğim bu cihazı kullandıktan sonra kolu dezenfekte etmek için sprey sıkar.
Kullanıcı kapı koluna temas ettikten ve elini tamamen çektikten sonra cihaz kapı kolunu 3 saniye boyunca dezenfekte eder. Cihazın var olan mekanik kapıları kolayca monte edilebilir. Böylece kapıyı akıllı hale getirmiş oluruz. Bu tasarladığım sensör devresi, kombi, fırın, ocak gibi eşyalara takılıp deprem esnasında gelen titreşimi algılayarak cihazların elektriğini keser. Ve evden çıkarken bunları kapatmakla uğraşmamızı engeller. Dondurma eridiğinde dondurmanın elimize gelmesi hiç hijyenik olmuyor. Bu soruna çözüm olarak her türlü külaha takılabilen, yıkanabilen bir aparat geliştirdim. Bu aparatı külaha taktığımızda eriyen dondurma elimize gelmiyor. Bugün size yapmış olduğum kuzuka makinesinden bahsedeceğim. Şimdi nasıl çalışıyor bu makine onu anlatayım. Buradan ayarını yapıyoruz, sıcaklık ayarını. Ve ondan sonra bu sıcaklık ile ampulün verdiği sıcaklık ve içine su koyacağız. Civcivlerin belli bir nem oranı ve sıcaklık oranı oluyor. Onunla birlikte evreler başlıyor. Oluşum evreleri başlıyor.